Yani 2020'den bu yana, aslında daha önce geriye de gitmek mümkün. Ancak 2020, hele özellikle 2021'de bu COVID pandemisi nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerek sosyolojik, gerek psikolojik, gerekse de ekonomik olarak insanlar çok büyük sıkıntılar çekti. Ülke ekonomisi bu kadar kötüyken, iktidarın da kamuoyu yoklamalarına göre kaybetme şansı varken, daha önünde de 1,5 yıl varken, ne olur ne olmaz belki toparlanabilirim düşüncesiyle erken seçim olacağına ben ilk günden itibaren pek ihtimal vermiyorum. Ama keşke gitseler de, çünkü seçim kararı alındığın andan itibaren bir iktidar değişiminin olması görüldüğü zaman piyasaları da rahatlatacaktır. Yabancı ülkelerin, yabancı yatırımcıların da ülkeye bakış açısı öyle zannediyorum ki anında değişecektir. Tabii bir de bütün dünyada şöyle baktığımız zaman, dünyada baktığımız zaman bir sol rüzgar var. İşte Almanya'da yıllardan sonra sosyal demokratların iktidar olması, Avrupa'nın diğer ülkelerinde en son örneği Şili'de. Türkiye'de de artık yani halkımız bir iktidar değişimine, ne derseniz deyin, bir iktidar 19 yıl iktidarda kaldıktan sonra yıpranır. Kim hesap ederdi yani Merkel gibi bir liderin bulunduğu Almanya'da çoğunluğu kaybedeceğini düşünemezdik. Hiçbirimiz düşünmezdik. Almanların kendileri de düşünmezdi. Böyle olunca önümüzdeki seçimler çok çok önemli. Aslında her seçim için önemli diyoruz, önemli diyoruz ama maalesef her seçim bir bakıyoruz bir öncekinden çok daha büyük önem kazanıyor. Sonra 2021'e yine damga vuran olaylardan, evet Millet İttifakı'nın durumu böyle ama HDP'nin kapatılması için dava açılması, yani aklın mantığın alacağı ve demokrasiyi düşünen bir ülkede, demokratik bir ülkeyim diyen bir ülkede bunun yapılması kabul edilebilir şey değil. 6,5 milyon seçmenin oy verdiği bir parti efendim işte suçlanarak kapatılması yönünde dava açılması ülkem adına maalesef üzülecek ve utanılacak bir durum olarak kabul ediyorum. Evet, bu ülkede tabii niye buraya geldik? Efendim dolar yükseldi. Hayır, dolar yükselmiyor. Dolar yerinde sayıyor. Türk lirası değer kaybediyor. Neden değer kaybediyor? Yani bunları söylemeye gerek yok. Zehra teyzemiz o kadar güzel açıklıyor ki. Yani üretim, istihdam yaratılmazsa, katma değeri yüksek ürünler üretmezsek, bunları ihraç etmezsek Türk liramızın değeri kaybedilir. Kaybeder, değerini kaybeder. Dolar yoksa yani yabancı paralar yerinde sayıyor. 2022 tabii kesinlikle bundan daha iyi olmayacak. Ama biraz önce söylediğim gibi eğer bir iktidar değişikliği söz konusu olursa piyasalar rahatlayacak. Yabancı yatırımın ülkemize gelmesine güven verecek. O yönden iyi olacak. Hele bir iktidar değişikliği olursa çok çok daha iyi olacak. Çünkü gereksiz yere harcanan paralar kesilecek. Daha rantavlı bir şekilde harcanmaya yani yönelirse ülke biraz rahatlayacaktır. Yoksa yani bu şekilde, bu zihniyette gidildiği takdirde 2022'yi kesinlikle 2021'i de aratacaktır. Ben hem ekonomik yönden hem korona açısından 2022 çok önemli olacaktır.